Cep telefonumu webcam yapabilir miyim veya cep telefonumu ikinci bir kamera olarak yayınlarımda veya YouTube videolarımda kullanmak istiyorum diyorsunuz. Fakat hangi yolu izleyeceğinizi bilmiyorsunuz. Bu videomuzda sizlerle birlikte cep telefonunuzu bilgisayarınıza en kaliteli şekilde nasıl aktarabilirsiniz bunu göreceğiz. Ve aynı zamanda OBS bağlantısını nasıl yapacağız birlikte buna da bakacağız. Eğer bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Gelin şimdi sizlerle birlikte uygulamamızı indirelim. Hemen App Store'a giriş sağlıyorum ve arama yerine Epoch Cam yazıyorum ve gördüğünüz gibi en üste çıkan uygulamayı indiriyorum. Uygulamayı indirdikten sonra direkt olarak açıyorum ve gördüğünüz gibi bize kurulum aşamalarını gösteren bir sayfa geliyor. Buradan Begin'i tıklıyorum, tekrar Next diyorum, tekrar Next diyorum. Gelen izinlere tamam diyorum, buna da izin veriyorum ve Done diyorum. Ve gördüğünüz gibi direkt olarak kameram açıldı ve bilgisayar bağlantısını bekliyor. Şimdi gelin sizlerle birlikte bilgisayar bağlantısını gerçekleştirelim. Ama burada size en büyük önerim kablo ile bağlanmanız. Bunun en büyük sebeplerinden biri daimi olarak yayın yapacağınızı varsayarsak hem şarjınız bitmemiş olacak hem de bilgisayar bağlantınız daha kaliteli olacak. Ağdan dolayı gerekli kopmalar vesaire olmayacak. Bu yüzden sizlere önerim kablo ile bağlanmanız olacaktır. Şimdi öncelikle yapmamız gereken şey Elgato'nun official sitesine gidip driver'ı indirmek olacak. Linkini de açıklama kısmında bıraktığım bu linkten Elgato'nun Epoch Cam sürücüsünü buradan indiriyoruz. Elgato'nun Epoch Cam sürücüsü kamera hub olarak geçiyor. Hemen bunu indiriyorum. Burada sizden bir mail adresi isteyecek. İlla mail adresinize yazmanıza gerek yok. Aşağıda continue with download dediğinizde otomatik olarak indirmeye başlayacak. Evet, şimdi gördüğünüz gibi kamera hub uygulamamızı kurduk. Hemen telefondan ben Epoch Cam uygulamamı açtığımda gördüğünüz gibi kameram geldi. Bunun için yapmam gereken şey eğer kamera hub uygulaması gördüğünüz gibi bu input bölümünde Epoch Cam'i görmüyorsa USB kablonuzu çıkarıp tekrar telefonunuza takın. Taktıktan sonra gördüğünüz gibi direkt olarak buraya Epoch Cam on iPhone bölümü geldi. Hemen ben bunu seçiyorum. Ve gördüğünüz gibi telefonumun kamerası beni karşıladı. Hemen ön ekranı çeviriyorum. Ve gördüğünüz gibi yan çevirdiğimde de yan olarak bana görüntüm geliyor. Burada çeşitli ayarlar yapabiliyorsunuz. Örnek veriyorum brightness'ı ayarlayabiliyorsunuz. Kontrastı ayarlayabiliyorsunuz. Saturation'ını ayarlayabiliyorsunuz veya lens kısmından enable dediğinizde telefonunuzun diğer fokus lensine geçebiliyor veya fokusunuzu kilitliyor. Buradan gördüğünüz gibi diğer özellikleri aktif edebiliyorsunuz. Mesela VHS bölümü var. VHS bölümünde bir VHS efekti ekliyor veya the parade diyor. Burada böyle değişik animasyonlar var. Bunları ekleyebiliyorsunuz veya background blur dediğinizde de gördüğünüz gibi arka planınızı direkt olarak blurluyor ya da tekrar geldim buraya green screen dediğimde de çok mükemmel profesyonel olmasa da gayet işimizi görecek kadar bir green screen yapıyor arkamızı. Şimdi gelin sizlerle birlikte OBS'e kurulumunu yaparım. Aynı zamanda gördüğünüz gibi şurada bu arada kolumu da görmüyor. Dur ben bunu bir normale çevireyim. Aynı zamanda gördüğünüz gibi şurada bir watermark var. Onun için de sizlere bir yöntem göstereceğim. Şimdi OBS kurulumuna bir geçelim. Bu arada videoyu montajlarken fark ettim ki birazcık gecikme oluyor. Görüntü gecikmesi oluyor. Sizler de Epoch Cam'i kurduktan sonra gecikme oluyor mu? Böyle bir problem yaşıyor musunuz? Yoksa ben aynı zamanda Cam Link'le kameramı bilgisayara aktardığım için bir çakışma olup o yüzden mi gecikme yaratıyor vesaire gibi bir durum söz konusu. Bununla alakalı siz uygulamayı kullandıktan sonra herhangi bir gecikme oluyorsa görüntüde lütfen yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. OBS'imize eklemek için yapmamız gereken şey kaynaklar kısmına sağ tıklıyorum, ekle diyorum ve buradan video yakalama aygıtını seçiyorum ve tamam diyorum. Gördüğünüz gibi Elgato Virtual Camera olarak aygıt kısmına geliyor. Bunu seçiyorum. İsterseniz buradan özel deyip 1920'ye 1080 çıkış FPS'ini en yüksek diye ayarlayıp tamam diyebilirsiniz. Tabii gördüğünüz gibi burada bir watermark'ımız var. Bu watermark için ne yapabilirsiniz? Öncelikle kameranızı epeyce bir uzağa koyarak şu şekilde alt tuşuna basarak kesebilirsiniz.
Bunu da yine aynı şekilde 1920'ye 1080 olacak şekilde sağdan soldan kırparsanız gördüğünüz gibi tam olarak ekrana oturtabileceksiniz. Hatta buradayken şöyle ayarlayalım, birazcık siyah kaldı. Bunu yapabilmeniz için alt tuşuna basılı tutmanız gerekiyor. Fakat gördüğünüz gibi bir kırpma oluyor. Bu kırpmanın önüne geçmek için de kameranızı olabildiğince kendinizden uzağa yerleştirerek güzel bir açı yakalayabilirsiniz. Epoch Cam'in Pro versiyonunu satın alabilirsiniz ve bu satın almayla birlikte birçok özellik de eklenmiş oluyor. Bunların en başında watermark kaldırmak ve aynı zamanda telefonunuzun mikrofonunu da kullanabiliyor oluyorsunuz. Uygulamayı indirerek bir test edin ve bakalım size uyuyor mu bilgisayarınız veya telefonunuz, bunun için uygun mu bunu görün ve bunun sonrasında da satın alma kararını verebilirsiniz. Veya benim söylediğim gibi watermark'ın olduğu yere güzel bir tasarım yapıp bu işten de ucuz bir şekilde kurtulabilirsiniz. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız.